Aksaray'ın ekranı Belediye TV. Belediye TV Haber'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Aksaray Belediyesi Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Meydan Mahallesi'ni baştan aşağı yeniledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı çalışmaların startını verdi, temas ve ziyaretlerde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ekibiyle birlikte hizmet turu olan Başkan Mahallemizde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Meydan Mahallesi'ne çıkarma yapan ekipler mahalleyi sil baştan yeniledi. Böylece fen işlerinden temizlik işlerini tüm icracı birim müdürlüklerine bağlı ekipler dört bir koldan çalışmalarını tamamladı. Araç ve yaya yolları yenilendi. Sokak ve parklar bakım ve onarımdan geçirildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Meydan Mahallesi Muhtarı Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle gezisinde temas ve ziyaretlerini tamamlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Şehit Ethem Sancar'ın ailesini ve Gazi Miktat İn'i ziyaret etti. Engelli birey ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Yazgı ve beraberindekiler Aksaray Belediyesi Huzurlu Yaşam Aracı evde sağlık hizmetinden faydalanan yaşlı ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret etti. Dert ve sıkıntılarını dinledi. Meydan Mahallesi'ndeki program mahalle meclis toplantısı ve çocuklar için düzenlenen etkinliklerle beraber mahallemde sinema var film gösterimiyle sona erdi. Türkiye'de ilk olmasıyla ön plana çıkan ve emsal alınan projeyle gün boyu Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile iç içe bir gün geçiren vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. Her gün yüzlerce vatandaş tarafından kullanılan Aksaray Belediyesi Hizmet Binası, görme engelli vatandaşların da işlemlerini ve ziyaretlerini rahat sağlayabilmeleri amacıyla bina, giriş, çıkış, asansör ve merdiven önlerine uyarıcı, sesli ve hissedilebilir yüzey sistemleri yapıldı. Aksaray Belediyesi Hizmet Binası'nda görme engelli vatandaşların istediği birimlere kolaylıkla ulaşabilmesi için başlatılan çalışma sona erdi. Çalışmada bina girişinden itibaren asansör ve kapı önlerine yönlendirici sarı renkli kauçuk yükseltiler kondu. Yolun devam ettiğini belirten çizgilerle desteklenen uygulamada hissedilebilir yüzey dışında Türkiye'de henüz çok yeni olan sesli yönlendirme sistemiyle de bina daha da kullanışlı hale getirilmiş oldu. Belediye hizmet binasına uygulanan sistemi ilk deneyen görme engelli Cuma Ali Sinan Kılı oldu. Ben şu anda belediyede işlemimiz vardı. O işlemimizi çok rahat bir şekilde gideceğim yeri rahat bir şekilde bulabildim. Şeritler tamamen olması gerektiği gibi istediğimiz yere götürebiliyor. Biraz da gezdim. Şeritler çok düzenli, çok güzel olmuş. Bunun için belediyeye teşekkür ediyoruz. Bu ve bu tür uygulamalar bizim engellerimizi azaltıyor. Kullanımı çok kolay olmuş. Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyorum dedi. Aksaray'ı engelli vatandaşlar için engelsiz hale getirmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye olarak engelli vatandaşlarımız için Engelli Koordinasyon Merkezi başta olmak üzere birçok projeye imza attık. Sesli trafik ışık sistemleri, toplu taşıma araçlarımızdaki değişim dönüşüm ve daha fazlası şimdi de hizmet binamızdaki engelleri kaldırmaya başladık. Vatandaşlarımızın desteğiyle Aksaray'ımızı engelli vatandaşlarımız için engelsiz hale getirmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz dedi. Engellilerin karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi, görme engelliler için belediye hizmet binası içiyle birlikte şehir genelinde cadde ve sokaklarda hissedilebilir yüzeyle kaplı yürüme şeritlerinin yapımına ise kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Aksaray Belediyesi Hacı Hasanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Ulu Camii'nin şadırvan, abdest alma ve tuvaletlerini yenilerken yeni umumi tuvalet inşaatına başladı. Ulu Cami tuvaletlerinde çalışmalar devam ederken Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Aksaray Belediyesi şehrin merkezinde Hacı Hasanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Ulu Camii'nin şadırvan ve abdest alma yerlerini yeniledi.
Aksaray Belediyesi ayrıca caminin çarşı merkezinde yer almasından dolayı özellikle namaz vakitleri başta olmak üzere ibadet merkezi olması dışında sosyal olarak da yoğun kullanılan Ulu Cami'ye yakışır umumi tuvalet inşaatı başlattı. Çalışmaları AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tarihi dokusuyla ibadet merkezi dışında çevresinde dinlenme yerleriyle sohbet ve buluşma merkezi haline gelerek vatandaşlara sosyal fayda sağlayan Ulu Cami'nde yeni düzenlemelerimiz devam edecek açıklamasında bulundu. Caminin şadırvan, abdest alma yerleri ve tuvaletlerinin yenileme çalışmalarını bitirdiklerini söyleyen Başkan Yazgı, çalışmalarında sona gelinen yeni umumi tuvaleti de çok yakında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti. Aksaray Belediyesi artan yapılaşma ve nüfusla birlikte daha sağlıklı ulaşım sağlayabilmek için planlı bir şekilde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imar planı yol açma çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi yerleşim alanı olarak vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve nüfusun her geçen gün arttığı Yunus Emre Mahallesi'nde imar yolları açmaya devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında yeni ve mevcut yerleşim alanlarında ihtiyaç ve talepler doğrultusunda imara açılan stabilize malzeme ile zemini güçlendirilen yollar sıcak asfalt veya sati kaplama asfaltla kaplanarak kullanıma açılıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahalle sınırları içerisinde kalan 129. cadde üzerinde yol açma çalışmalarıyla aynı cadde üzerinde orta refüj, kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmaları tamamlandı. Gelişime açık tercih edilen Yunus Emre Mahallesi'nde yeni yollar açılmaya devam edilecek. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, adli yıl açılışı dolayısıyla Aksaray Adliyesi'ni ziyaret etti. AK heyet adli yıl açılışı kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut birlikte ilk olarak Aksaray Baro Başkanı Beytullah Coşkun'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında yeni adli yılın tüm vatandaşlara ve adli camiaya hayırlı olmasını dileyen AK heyet daha sonra sırasıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfullah Sarıgül, İdare Mahkemesi Başkanı Osman Erkan ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aylin Kızıltere Yalçınkaya'ya makamlarında ziyarette bulundu. Karşılıklı olarak adli yılın ilimize ve memleketimize tüm adliye mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulunan heyet, adalet sistemi üzerine gündemi değerlendirdi. Aksaray Belediyesi'nin şehir içi trafiği rahatlatmak adına uygulamaya koyduğu yeni kavşak düzenlemelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Şifane ve Hassas Mahallesi'nde bulunan 26. caddede kavşak ve boydan boya sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Hassas ve Şifane Mahallesi sınırlarını kapsayan 26. caddede trafik akışını rahatlatacak kavşak uygulama çalışması gerçekleştiriliyor. Kent genelinde gerçekleşen yoğun çalışmalarına devam eden Aksaray Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmadan sorunları bir bir çözüme kavuşturuyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hassas ve Şifane Mahallesi 26. caddede kavşak çalışmalarıyla birlikte sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Bölgede ara bağlantı yolları ve çeşitli sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamlayan ekipler, çalışmaların ardından modern cadde uygulamaları kapsamında çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirecek. Hayata geçirdiği ulaşım projeleriyle kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Aksaray Belediyesi'nin 26. caddede başlattığı yol ve dönel kavşak çalışması, ulaşım hizmetlerinde hayata geçirdiği örnek çalışmalardan sadece bir tanesi olacak. Evet sevgili seyirciler, cep telefonunuza gelen en son mesaj nedir? Bizim mikrofonla veda ediyoruz. Her zaman sevgi dolu mesajlar ve güzel haberler almanız dileğiyle. Görüşmek üzere.
ekran kırık olduğu için şu an hiçbir şey göremiyorum. Bakamazsınız. Neden? İşte özel. Bir okuyabilir misiniz? Discord Bey. Kimden gelmiş? Bir bakın. Sevgilimden geldi. Onu ben söyleyemem. Özel çünkü. Tamam diye mesaj gelmiş en son bir. Kimden gelmiş? Arkadaşımdan. Tamam. Aynen. En son gelen mesaj. Bir dakika bakayım hala. Türsel'den gelmiş. İnternet bakiyeniz bitmiştir. Telefonuma gelen en son mesaj. Onu da hiç hatırlamıyorum ya. Kimden gelmiş? Eşimden gelmiştir muhtemelen. Kardeşimden de gelmiş olabilir. Kayınbabamdan gelmiş. Ne yazmış? Arkadaşlık isteği göndermiş. Babamdan geldi. Ne yazdı baban? Numara gönderdi, başka bir şey yok. Bankadan geldi. Kimden en son mesaj geldi telefon? Arkadaşımdan. Toprağımdan, devremden. Ne yazmış toprağın? Neredesin yazmış? Ekvalde. Ne yazmış? Bakmadı. Arkadaşım. İngiltere'de. Özel değilse ne yazmış öğrenebilir miyiz? Kalp kalp. Ne yapıyorsun, iyi misin? Kalp kalp. Kardeşinden geldi. Ne yapıyorsun, nasıl? Oh,